radyo tiyatrosu. Defterdeki sır. Yazan Adnan Turhal. Yöneten Tomris Oğuzal. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Sesler Bilge Zobu, Uğurtan Atakan. Hemşire Semra Savaş. Deniz Sermin Hürmeriç. Semra Ani İpekkaya. Ersin Erhan Yazıcıoğlu. Dadı Bir Bahar Kerigan. Mine Neslihan Gürgün. Tunç Adnan Biricik. Sanmıyorum. Gördüğüm kadarıyla kızı hafif çarptı. Gene de yere düşmekle bir yeri kırılmış olabilir. Demek ki bayan. Öyle olsa gerek. Yerde bulduğum nüfusunu kızı arabasına alan baya verdiğimde ben de o kanıya vardım. Şoförü götürmediler. Herhalde savcıyı bekliyorlar. Öğlen için öyle gerekiyor sanırım. Arabasını sola kırmasını da bir türlü anlayamadım. Yerlerin kayganlığı olsa gerek. Olabilir, yoksa bu geniş caddede soldan gitmesi başka türlü yorumlanamaz. İyi ki yolların boş olduğu bir saat. Aksi durumda korkunç olurdu değil mi? Bütün araçlar birbirine girer. Evet, öyle olurdu. Ancak bunun da ölümle sonuçlanması moralimi iyice bozdu. Doğru, sanırım buradan ayrılma zamanı geldi artık. Geldi. Hem bak, yağmur da iyice hızlandı. Evet. İyi akşamlar cici kız. Bak yine çiçek de geldi. Şimdi bunları nereye koyacağız? 5 gündür gelen çiçeklerden yer kalmadı ki. İlk gelenleri atalım bari. Olmaz, onları attıramam. Anlıyorum cici kız. Ablacığım öyle iyisin ki. Ama yine de şu cici kız demesen de bana Deniz desen daha mutlu olurum. Burada benim isteklerim olur. Nasıl ki beni görevini yapan bir hemşire gibi görmemen için abla demeni istedimse, seni de cici kız diye çağıracağım. Peki, siz kazandınız. Bu çiçekleri de sıkıştırdık. Eğer yarın çıkmazsan bundan sonra geleceklere yer yok. Anladın mı? Abla, acaba... Şey... Ben ne diyorum, senin aklın nerede? Anlıyorum. Yine bugün de konuşmadı mı diyeceksin. Konuşmadı. Her zamanki gibi çiçekleri verip gitti. İyi ama neden kendini tanıtmıyor? Beni görmeye gelebilir. Acaba çiçekleri almasak kendi gelir mi? Ha? Ama bu da doğru olmaz değil mi? Üzülme canım. İyiliksever bir kimse olsa gerek. İyi de beni arabayla getiren, hastane giderlerini ödeyen hep bu kimse olduğuna göre kendisine teşekkür etmem gerekmez mi? Ya bundan o kaçınıyorsa? İlk gün böyle davranmamış. Beni kucağında taşımış, odama girmiş. Bir ayrıcalık tanımalıyız o güne. Çünkü seni getirdiğinde kendinde değildi. Arabanın çarpmasıyla veya yere düşmekle oldukça sarsılmış, kendini kaybetmiştin. Bu yüzden de uzun süre ayılamamıştı. O günün akşamı da gelmiş, odama girmiş ya. Geldi ama sen yine iğnenin etkisindeydin. Bunu öğrendikten sonra yanına girmişti. Bak ben de bunu soracaktım. Neden uyutuldum? Olaydan bir saat sonra kendine geldiğinde, polisin sorularına karşılık verirken acı çektiğin belliydi. Bu yüzden biraz uyuttuk seni. Demek ki hep uyurken yanıma geldi. Polis neden sorguya çekti beni? Sana ve ağaca çarpan arabanın şoförü öldüğü için. Demek yanılmamışım. Sorularından anlamıştım.
O günden beri sormaktan kaçışım da bu sonucu duymaktan korktuğum içindi. Demek bilmiyordun. Ama senin hiçbir suçun yok ki. Yerlerin kaygan olmasından arabasını ağaca çarpmış. Üzüntümü biraz azaltan da o ya. Sorgum yapılırken açık seçik olmasa da kazaya ben mi sebep oldum diye sorduğumu hatırlıyorum. Evet, sordun. Ben de şoförün yaşamadığını bildiğini sanarak böyle rahat rahat konuştum. Üzülme abla, az çok hazırlıklıydım buna. Konuyu değiştirsek, yine iyilik severimize dönsek mi acaba? Peki, öyle olsun. Yalnız daha ne öğrenmek istiyorsun? Demin dedim ya, hep uyurken yanıma geldiğine göre tanınmamak mı istiyor? Bu kesin. Yoksa şu güneşli havalarda da öyle giyinmemesi gerekirdi. Giyiminde ne var ki? O gün üzerinde pek durmamıştı. Giydiği pardüsünün yakaları kalkıktı. Oysa daha yaz bitmemişti. Bu durumu yağan yağmura yüklemişti. Son 5 günse yağışsız olduğu gibi sıcaktı da. O yine aynı kıyafette geliyor. Tabii benimle konuşmadan çiçekleri verip gidiyor. Sonra sabahları sağlığını soran telefondaki ses de bana kalırsa onun sesi. Aynı da olsa, ayrı da olsa bu kimse veya kimseleri görüp teşekkür etmek isterim. Ama anlıyorum ki bu imkansız. Sabahleyin doktorun artık taburcu edelim sizi dediğini duydun mu abla? Duymasına duydum da şimdi bu konuya girmeyelim. Yoksa konuşmaları bitiremeyiz. Öteki hastalarımı unutturdun bana. Hadi bakalım, kaçıyorum ben. İyi geceler cici kızım. Size de. Güzel çiçeklerim, İşte yine sizlerle ve duygularımla yalnız kaldım. Sanırım yarın çıkaracaklar beni. Oysa burada unutamayacağım 5 güzel gün geçirdik. Öyle değil mi? Hı? Öyleyse izin verin de 6 gündür elime almadığım defterimi çıkarıp bu günleri yazayım ona. İşte seni de unutmadığımı anladın sevgili defterim. Biliyorum, 6 gündür çantada tutukluydun. Buna karşılık sen de benim hastalığımı biliyordun, değil mi? Şimdi izin ver, bu gece birkaç yaprağını daha doldurayım. Yok yok, önce dolu yapraklarını bir kez okuyayım hele. Tamam, demek ki önce notlarla doldurduğum 15 yapraktan sonraki 16. yaprağın ön yüzünden başlamışım anılarımı. Değerli çiçeklerim, yazdıklarımı sizlerin de duymanızı istiyorum. İlk olarak tarihi yazmışım. 28 Şubat. Mürebbiye aranıyor. Gazetede bu ilanı okuyunca içgüdüme uyarak bir saat geçmeden belirtilen adrese gitmek üzere evimden ayrılmıştım. Yağışlı ve fırtınalı bir gündü. Bir tepenin yamacında olan köşkün çamlık bahçesine girmiştim. Ancak oraya ulaştığımda doğan mutluluğu, bahçenin kapısından girdikten sonra duyduğum korkunun alıp götürüşünü bugün gibi hatırlıyorum. Köşke ulaştım. İşte kapısı da açılıyor. Bahçe kapısının açık olmasının üzerinde durmayıp iyi ki zile basmışım. Ay! Korkmayın, korkmayın. Köpek bağlıdır. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Geç yavrum. Karşıki koltuğa otur. Şöminede ısınırsın. Mantonu da ver, çok ıslanmışsın. Hiç böyle havada yola çıkılır mı? Sanırım gazeteleri okuyup geldin. Evet efendim. Bütün bu yorgunluğa, evin çok içlerde olmasına beni görmene değer miymiş? Yani bu mürebbiyeliği gene de isteyebilir misin? Evet, isteğim daha da güçlendi. Ben de soru sormadan sizin için aynı şeyi söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Sen de çok iyisin. Yüzün öyle söylüyor. Teşekkür ederim efendim. Yavrum, önce şu sıkıntılı konuşmadan kurtul. Ben seni görür görmez yakınlık duyarak sen dedim. Şimdiden sonra sen de bana
Ama dur, daha birbirimizi tanımadık. Adım Semra, oğlumun adı Ersin. Başka kimsemiz yok yakın olarak. Şimdi sen de kendini tanıt. Adın ne, ailen var mı? Yani annen baban. Adım Deniz. Kimsem yok. Annemi babamı geçen yıl bir trafik kazasında yitirdim. Ya, üzüldüm. Acın çok yeniymiş. Ama öyle de böyle de yalnızlık hepimiz için kaçınılmaz bir durum. Bunu benimsememiz gerek. Adına gelince çok anlamlı. Ama adın Deniz olmasa da seni tanıyıp derinliğini görmeyecek insan olamaz bence. Bu sözlerde bana gösterilen çok yakın bir ilgi bulmaktayım. Oysa ben... Yo, bu da alçak gönüllülüğün. Şimdi bunların karşılığı olarak bir teklifte bulunacağım. Buyurun. Daha yakın olmamız için bana anne diyebilirsin. Tabii istersen, seni mutlu edecekse. Benim için çok fazla bu. Verdiğin karşılıkla demek gerçek diyorsun. Anlayamadım. Bakışlarından sezdiklerimde yanılmak istemiştim de. Bakışlarımdan ne sezmiştiniz? Önemli değil. Biraz mutsuzluk yorgunluğu var. Dediğim gibi yanılıyor da olabilirim. Gerçi yanılmasam da zamanla burada mutlu olacağına inanıyorum. Duygularım bana da bunu söylüyor. Gösterdiğiniz bu yakınlıktan başka sonuçta beklenemez. Buna sevindim. Ah bak nasıl da unuttum. Hadi çayımızı içelim. Yorulmasanız. Yo, yorulmam kızım. Gördüğün gibi çaydanlık ateşin üzerindedir. İzin verirseniz bu işi ben yapayım. Bugün olmaz. Yarın için olur diyebilirim. Gel. Evet. Biraz ısındın sanırım. Isındım. Çok teşekkür ederim. Öyleyse konuşulması gerekli öteki konulara geçebiliriz. Başta değinmedim bunlara çünkü eve girdiğinde yorgun olduğun gibi moralin de bozuktu. Bak ben açık sözlüyümdür. Bütün problemleri bugün ortaya koyup sonuçlandırmalıyız ki bundan sonra pürüzsüz yaşayalım. Sanırım geriye de önemli bulacağımız iki konu kaldı. Görevin ve ücretin. Sıraladığınız sözlerinizle beni korkuttunuz. Tüm bunları para için anlattınızsa hiç vermeseniz de olur. Yeter ki burada yatıp kalkayım. Peki öyleyse onu da ben değerlendireyim. Hiç düşünmeyin. Gelelim evimizi tanıtmayla düşünemeyeceğin görevine. Ben de 2 yıl önce eşimi kaybettim. Daha önce de söylediğim gibi bu evde oğlumla yalnızız. Bugüne dek hayatımızı sürdürmeye yeterliydi bu. Fakat bir hafta önce oğlum çalıştığı kuruluşça 1 yıllığına İsveç'e gönderilince evde yalnız kaldım. Evimizi, yardımcı kadınımızı değiştiremeyeceğimize göre burada kalmam gerekti. Yani senin anlayacağın ortada bir çocuk yok. Ben varım. Burada 1 yıl bana arkadaşlık edeceksin. Bunu beklemiyordun değil mi? Çok, çok güzel. Ama... Anlıyorum. Bir çocuğa bakmayı daha uygun bulurdun. Gene de arkadaşlığının yalnız kalmamam için olduğunu bilmeni isterim. Özellikle geceleri... Gerçekte geceleri de korkmam ama oğlumun direnmesine karşı koyamadım. Sağlığım romatizmam dışında iyidir. Bağışlayın, sizi yanılttım herhalde. Oysa ben hayatımın sonuna kadar yanınızda kalmak ve koruyucum olmanızı isterdim. Sizi görür görmez sevdim. Bir yıl arkadaşlık etmek sözüyle şimdiden ayrılık korkusunu duydum da. Hem ben çocukları da pek tanımam zaten. Demek ki tedirginliğim bundandı. Burada bizde kalman gerekli. Kaldı ki oğlum dışarıda olmasa bile sık sık kuruluşun Anadolu şubelerine gitmekte. Tabii kızım olursa oğlumu pek aramam. Daha ilk günden şımartıyorsunuz beni. Her şey için teşekkür ederim. Demek anlaştık. Ben de çok sevindiğimi bilmeni isterim. Bundan sonra da evinmiş gibi davranmanı bekliyorum senden. Yalnız ilk önce dinlenmene yardımcı olmalıyım. Bunun için de odanı göstereyim. Sonra banyo yapıp uzanırsın, tamam mı? Teşekkür ederim. İçeri girelim. Hayır kızım, hava çok güzel.
6 aydır doğru dürüst dışarı çıkmadık. Doğru. Yalnız baharın daha ilk günleri. Dediğiniz gibi dışarı çok az çıktık. Ama bu denli uzun kalmakla üşütmenizden korkuyorum. Peki peki. Şu örgünün son sırasını da bitireyim gireriz. Gözlerinizi de çok yoruyorsunuz. Biliyorum. Gerçekte sen de biliyorsun artık. Okumadan, örgü örmeden duramam. Ama gözlerim gittikçe bozuluyor. Sanırım sonum ameliyat. Yine de bahçeyi sadece dinlenme yeri olarak benimseyin. Öyle. Ancak öğretmenlik yıllarımın çalışma alışkanlığını bırakamıyorum. Aa, Deniz, unutmadan sorayım. Bugün Nisan'ın ikisi değil mi? Evet. Üzgün. Yo yo. Buraya gelişini düşündüm de. 13 ay bitti. Ne çabuk geçti günler. Bunu da sana borçluyum. Yoksa... Evet biliyorum. Demek çok belli ediyorum. Ne yazık ki gerçekleri saklamak elinizden gelmiyor. Evet sen olmasaydın bu yalnızlığa katlanmak çok zor gelecekti bana. Oğlumdan hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştım. Arabadan biri indi. Uzaktan seçemiyorum. Kim acaba? Pek tanıyamadım. Fakat ne? Sanırım Ersin Bey. Ne diyorsun? Annelerin en güzeli bu sesi tanıyacaklar mı acaba? Oğlum. Ersin'im benim. Artık oğlumu tanıyamayacak kadar gözlerim görmüş. Yo. Bir yılda unutulduk gibi geliyor bana. Gene şakalarına başlama. Ne yapayım? Hem yaşım hem gözündeki katarak ilerleyip ya duruyor. Ya ağlamak yok, sarıldığım benim. Ayrılık da bittiğine göre. Oh, Ersin'im. Oh, bunlar bir birikimin taşması. Sense geleceğin günü gene bildirmedin. Sebebini sorsam diyeceğini biliyorum. Tatlı anneciğim. Böylesi daha güzel değil mi? Sürprizi sen de ben de severiz. Gene de kaygılanmadan edemiyorum. Oh, bak hele. Seni gördüm, kızımı unuttum. Tanıtmalıyım onu sana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bağışlayın, geç kaldım bunu söylemekte ama mutluluğunuzun arasına girmek istemedim. Teşekkür ederim. Ancak sanırım sizin bizi bağışlamanız gerekecek. Heyecandan benim de annemin de kimseyi görecek gözümüz kalmamıştı. Oysa sizi tanımakla çok sevindiğimi belirtmekle birlikte borcumu da ödemem gerekliydi. Evet, bakışlarınızdan iyi açıklayamadığımı anlıyorum. Annemden aldığım mektuplardan anladığım kadarıyla size teşekkür etmek benim için bir borç sayılırdı. Yaşınızın küçük olmasına rağmen dost olma yeteneğinize hayran kaldım. Çünkü annemin yalnızlık çekmemesi tek düşüncemdi. Gerçekten de yalnızlık çektirmedi bana. Bundan sonra da çektirmeyeceğine inanıyorum. Anlayamadım anne. Yoksa Deniz Hanım bizden hiç ayrılmayacak mı? Evet, öyle anlaştık. Gene de kendisinin ayrılmayı gerek göreceği bir gün olursa üzülmekten başka bir şey gelmez elimizden. Siz istemedikçe ayrılmamı düşünmeyiniz. Ya buna gelemem. Ben kıskanç bir insanım. Annemi elimden alıyorsunuz. Ersin, kızıma üzme. Canım anneciğim. Deniz Hanım benim konuşmalarımın şaka olduğunu anlamayacak bir insan değil. Yalnız bir gerçeği de söylemeden geçemeyeceğim anne. Sen kolay kolay kimseye böyle sevgi göstermez. Doğru. Deniz'i hiç kimseyle bir tutamam. Gördün mü? Beni de bir yana ittin işte. Aa, gene başlama. Peki caydım, sözlerimi geri alıyorum. Çocuklar, konuşmaktan içeri girmeyi bile unuttuk. Aa, doğru tabii. Şimdi gir koluma bakalım. Ben de evimizi çok özledim. Oldu. Şöyle iyice yaslan bana bakalım. Canım oğlum. Kaçtır izin istiyorum özel sorum için. Sandalda gezmeyi bana sevdiren siz oldunuz. Sevindim. Ama biraz da beni dinlesen ne olur. Bu sabah annenizi nasıl buldunuz? Çok iyileşti değil mi? 15 gün önce romatizmalarından yakınan o değil sanki. Sanırım kum ve güneşin büyük etkisi oldu. Gerçekten kamptaki şu 15 günlük hayat hepimizi sağlıklı yaptı diyebiliriz. Evet, bitti mi? Anlamadım. Bak anlamadınsa anlatayım. Annemi ve romatizma sözcüğünü bir kenara bıraksak nasıl olur? Doğru.
Bunları söylememe gerek yok. Evet küçük hanım. 15 gündür beni konuşturmak istemeyişini, bir soruyu sormama izin vermeyişini doğrusu anlayamıyorum. Açılmaktan korktuğumu unuttunuz. Hem havada bulutlandı. Ne dersiniz, kıyıya çıkıp son bir defa daha denize girsek mi? Tabii. Annemin romatizmaları kalmadı. Kamp hepimize iyi geldi. Çok açıldık. Hava bulutlandı. Başka? İsterseniz küreklere ben geçeyim. Biraz dinlenin. Hayır, dinlenmeyi değil, anlatmayı istiyorum. Her anlattığınızı dinlediğime de, dinlemek istediğime de inanın. Teşekkür ederim. Bilmem hatırlıyor musun, 5 ay önce İsveç'ten döndüğümde bir ay senden kaçtım. Sonra da aramızda uzaklık sağlamakla yetindim. Nedeni de seninle tanıştığım gün bugünü sezişim. Bu ise doğru olamazdı ve olmamalıydı. Çünkü ben 30'undayken sen 20'sinde bile yoktun. Kaldı ki ruhunda oluşan ve yüzüne yansıyan acıların izleriyle, düşünceli anlarında bakışlarından sık sık dışarı fırlayan kara bulutlar hayatında bir başkasının bulunduğu kanısını uyandırmıştı bende. Çok açıldık. Kürekleri çekmeyi de bıraktınız. Hani beni dinleyecektin? İnanın dinliyorum ama korkuyorum. Peki dönüyoruz. Yalnız anlatmamı sandalda bitirmeliyim. Oldu mu? Nasıl isterseniz. Nerede kalmıştık? Ha tamam. 5 aylık davranış ve düşüncelerimi sıralamıştım sana. Oysa kampa gelince birden bana yakınlığını sezdim. Ve ilk olarak sizi adınızla çağırabilir miyim dedim. Sen de istemene rağmen sanki bundan korkmuştun. Tabii yine de sonunda uygun bulduğunu belirttin. Ersin Bey, çok korkuyorum. Kürekleri çekmeyi gene bırakmışım. Sakıncası yoksa ben çekeyim. Peki, sen çek. Yavaşça kalkıp yer değişelim. İşte oldu. Sonunda kürekleri de aldın işte. İzin verirseniz hızlı çekip kıyıya yaklaşacağım. İzne gerek var mı? Hangi isteğini yaptırmazsın ki sen? Neyse. Bu arada ben de konuşmamı bitireyim. Dinliyorum. Yeniden geçen günlere dönmem gerek. Biliyorsun kaç gündür duygularımı açmak istedim sana. Ne yazık ki hep konudan uzaklaştırdın beni. Bak artık kamptan ayrılıyoruz. Bugün kampla beraber bu konuda sonuca bağlanmalı. Evet Deniz. Eşim olur musun? Sonunda gerçeklerden kaçılamayacağını gösterdiniz bana da. İstemesem de anlatacağım. Çünkü sorunuzla son gücümü de yok ettiniz. Böyle yorumlanacağını hiç beklemiyordum. Neden? Neden? Yanlış bir söz kullandımsa bağışlayın. Ama gerçek şu. Sorunuza olumlu yanıt veremem. Bu nedenle de o sözleri unutup benimle eskisi gibi olun. Bakın, önce her yaştaki kızla evlenebilecek gençliktesiniz. Sonra o anlamdaki düşler peşinde koşacak yaşı da çoktan geçtim ben. Hele bir arkadaşımın bulunduğu düşüncesini silmelisiniz aklınızdan. Anlayamadım. Duygularınızdan sıyrılarak eskisine benzer yakınlık göstermelisiniz bana. Mutluluğum sürebilsin. Oh, hayır, hayır. Bu gücü bulamam kendimde. Biliyorum bunu. Sevgili not defterim, yıllardır gerekli gereksiz küçük notlarımı yüklendin. Bundan sonra da hayat öykümü taşımaya hazırla. Sakın sebebini de sorma. Ama Ersin'in sandaldaki son sözlerini duymamış da olamazsın. İşte o sözler bizim köşkten ayrılmamızı gerektiriyor. Şimdi izin verirsen buradaki son gecemizde anılarımı yapraklarına geçireyim. Ne o? Hemen başla mı diyorsun? Peki öyleyse. Bundan 2 yıl önceydi. Hey gidi günler hey. Demek 6 ay oldu. Oysa biraz önce evdeymişler gibi içimdeler sanki. Zavallı hanım. Zavallı bey. Dadı. Hı. Bir anlamda benim için de öyle diyebilirim. Evet. Gerçi günlerim arkadaşlar arasında mutlu geçiyor. Ama aklıma geldiklerinde deli olacağımı sanıyorum. Gözlerimin önüne hastanedeki son görüntüleri geliyor hep. Sanki annem ve babamla yıllarım beraber geçmemiş. Hayatımda hiçbir tatlı anıları yokmuş gibi. Ne olurdu? Ne olurdu ben de onlarla arabada olsaydım sanki. Evet dadı. Arada ben de aynı duyguya kapılıyor. Onlarla beraber yola çıksaydım diyorum. Sus bakayım. Bir daha duymayayım bu sözleri.
Çok gençsin sen. Önünde uzun bir hayat var. Yalnız duygularımla baş başa kaldığımda o eksiklikler nedeniyle toplumdaki yerimde çok güçsüzmüşüm gibi bir sezgiye kapılıyorum. Senin gibi çok insan var yavrum. Ya yaşın daha küçük olsaydı, kim büyütürdü seni o zaman ha? Benim bir ayağım çukurda. Dadı, sen de güzel günler göreceksin. Hele oğlun iyi bir işe girsin. O konuyu hiç açmayalım. Görmüyor musun? 5 aydır yine sesi soluğu çıkmıyor. Kim bilir nerelerdedir. Dadı, bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Oğlunu eskiden neden görmezdik? Biliyorsun yavrum, annem de anneannenin dadısıydı. Burada, sizin bu evde doğup büyüdüm ben. Ama gelinlik çağı geldiğimde anneannem beni evlendirince ayrılmak zorunda kaldım evinizden. Bir süre sonra da hem annemi hem de anneanneni kaybettik. Sizden ayrıldıktan 13 yıl sonra Tunç'un babasını da bir iş kazasında yitirince onu yetiştirebilmek için aynı yerde çalışmaya başladım. Ama yazık ki 3 yıl önce Tunç evden kaçtı. Ona faydalı olamayacağımı anlayınca da yine size döndüm. Şimdiye kadar neden gelmemişti? Ben istemiyordum gelmesini. Ara sıra amcasının evinde gördüğümde tutumunu beğenmiyordum çünkü. Buraya ilk gelişinde de bildiğin gibi yalnızca sana başsağlığı dilemek için gelmişti. İşlerimize az mı yardımı dokundu? Öyle ama. Bak dadı, ben senin gibi kötümser değilim. Tunca söylediğin kadar kötü bulmuyorum. Sonra küçükken öyle olup da şimdi değişmiş olamaz mı? Bilmem ki. O zamanki davranışlarını ben de beğenmiyor değildim ama yaşı 25'i buldu. Dilerim de ustanmış olsun artık. Ben öyle görüyorum. Biliyorsun o olmasaydı ev para gibi işlere kim bakardı? Avukat demedi, yargıç demedi, tapu, banka hepsini o koşturdu. İyiliklerini unutamayız. Dadıcığım, kapıya bakar mısın? Elimdeki işi bırakamıyorum. Tabii ya. Postacı, kutuya mektup attığını bildirmek için çalmış kapıyı. Ver bakayım, kimden acaba? Bilmem. Ah, bu mektup sana, gözün aydın. Kimden olabilir ki? Oğlundan, Tunç'tan. Tunç'tan mı? Tam ondan söz ederken. Hadi okuyuver ne olur. Hadi yavrum. Analık işte, kaygılandım yine. Tatlı anneciğim, kısa yazıyorum. Konya'ya yerleştim ya. İyi bir işe girerek 10 gün önce evlendim. Yol paranı gönderiyorum. Artık başımızda olmanı istiyorum. Bizi yalnız bırakmazsın sanırım. Bugün ayın 6'sı. 10'unda kalkacak trenle gel. İstasyonda karşılayacağım. Gelinin de ben ellerinden öperiz. Oğlun Tunç. Ay yo, olmaz. Olmaz, buradan ayrılamam çünkü. Neden dadı? Nasıl olur, nasıl bırakırım seni? Aman dadı, sen küçük bir çocuk gibi görüyorsun beni. 18 yaşımı bitiriyorum. Ama benim için küçücük bir çocuksun yine de. Yo, yalnız kalmanı düşünmek bile korkutuyor beni. Böyle düşünmemelisin dadı. Önce oğlunun mutluluğunu göz önüne almalısın. Bana gelince biliyorsun ki 15 güne kadar fakültenin yakınında kiraladığımız eve taşınacaktık. Bir de gündelikçi kadın tuttun mu gerisi kolay. Yo, yine de yalnız bırakamam seni. Bunu bekleme benden. Arkadaşımı da pansiyonundan çıkarıp bizi alacaktık ya. Neden yalnız deyip duruyorsun? Olsun, ikiniz de çok gençsiniz henüz. Başınızda bir büyüğün bulunması gerek. Sen bizi düşünme. Oğlunun başına git. Onu biraz yola düzene sok. Onlar yeni evliler, yardımın gerekli. Canım benim, canım iyi yürekli kızım benim. Alo, Mine? Bil bakalım nereden telefon ediyorum. Anlayamadım Deniz, nereden arıyorsun? Kiraladığım daireden. Taşındın mı? Evet, dün taşındım. Sattığım evi de sahibine bırakmanın zamanı gelmişti. İyi ama bir haftadır neredesin? Taşınma nedeniyle gelemedim, yarın belki uğrarım. Bunları bırak da yanıma ne zaman taşınacaksın onu söyle. Ayın sonunda, takside öyle vermiştim. Olsun canım, ay sonuna kadar yemekler benden. Gerek var mı? Nasıl olsa gündüzleri beraberiz. Peki senin dediğin olsun canım. Kapı çalınıyor. Yarına. Yarına. Tunç.
şu, bu ne? İstanbul'da ne arıyorsun? Annen senin yanına gitti. Bugün Konya'ya inmiş olmalı. Çok üzgünüm, evet. Fakat iş. Çalıştığım fabrika mal almaya gönderdi beni. Arkadaşım annemi karşılayıp eve götürecek. Belki bir isteğiniz olur diye uğradım. Bildirmeden uzaklaştığım için bağışlanmak da isterim. Şaşırdım da içeri gir bile diyemedim. Üzülmeyin, burada da konuşabilirim. 3 gün kalacağım. Evde veya dışarıda yapılacak işiniz varsa yardımım dokunsun isterim. Oldu. Sanırım bir iş bulacağım sana. Ama içeri gir de sonra. Peki, peki. Sen istediğin yere otur. Ben de işle ilgili belgeleri getireyim. Yalnız salondan çıkmadan önce bir durumu açıklayayım. İşlerinizi kovuşturmam için o zaman bana verdiğiniz nüfus cüzdanını nerede unuttuğumu bilemiyorum. Bağışlar mısınız beni? O sende miydi? Ben de evde bulamayınca yenisini çıkarttım. İyi ama Tunç, sen burayı nasıl buldun? Eski eve gittim, rastlantı bu ya postacıyı gördüm, ondan öğrendim adresinizi. Oldu. Evet, işte belgeler. Her köşesiyle annemi babamı hatırlattığı için ve onlarsız orada yaşayamayacağını anladığımdan evimizi sattım. Satıldığını da söyledi postacı. Demek biliyordum. Gerçi yine anlatırdım. Çünkü içimde suç işlemişim gibi bir duygu var. Yok, üzülmeyin, burası da çok güzel. Yalnız benim hemen gitmem lazım. Acaba ne isteyeceksiniz? Tamam Tunç, şunları al. Bu banka cüzdanım. Bu da evi sattığım bayın adresi. Yarın buluşacaktık ama derslerden bir haftadır uzağım. Bu son zahmetime de katlanırsan sevinirim. Hiç düşünmeyin. Size yardım etmek benim için hiçbir zaman yorgunluk olmaz. Teşekkür ederim. Şimdi yapacağın iş şu. Satışta paranın yarısını almıştım. Gerisini de yarın ödeyecekti. Cüzdanı verirsin. Kendi gelemedi. Parayı bankaya yatırıp cüzdanı bana verecekmişsiniz dersin. Sonra da cüzdanı bana getirirsin, oldu mu? Peki efendim. Başka bir iş yoksa gideyim ben. Nüfus cüzdanını yarın öğleye doğru getiririm. Tekrar teşekkür ederim Tunç. Başka bir diyeceğim yok. Yarın beklerim. İyi uyumuşum. Saat de 11 olmuş. Bu kadar geç yatanın sonu böyle olur. Ama iyi de eğlendik arkadaşlarla. Of, kapı. Evet, evet. Ay, öyle ya, ben saati kurmamıştım. Demek bu kapı zili. Geliyorum. Sen misin Tunç? İçeri gir, otur da ben giyinip geleyim. Gereği yok, 2 dakika kalıp gideceğim. Ne rahat koltukmuş bu. Oldukça yorulmuş. Deniz Hanım, öyle bakacağınıza karşıma otursanız. Evet, şöyle. Şimdi dinleyin beni. Ne demek oluyor bu? Yok, öyle konuşmaya gelemem ben. Sonuna kadar konuşmalarımı yalnızca dinleyeceksiniz. Önce şunu bilmenizi isterim. Evin satışından geri kalan para benim cebimde. Senin cebinde mi? Ama nasıl olur? Hayır, olamaz bu. Benim paramı nasıl verirler sana? Nasıl verdiklerini öğrenmek istiyorsanız susun ve beni dinleyin. Bundan 5 ay önce sizi tanıyınca dış hayatın tamamen yabancısı olduğunuzu anladım. Güveninizi kazanarak gerekenleri öğrendim. Delirdin mi sen, neler söylüyorsun? Susun da dinleyin beni. Konuşmamı keserseniz kalkar giderim. Bu saygısızlığının cezasını göreceksin. Ne derseniz deyin ama beni de dinleyin. Evet, dediğim gibi hayatınızdaki benim için gerekli bilgilerin tümünü, özellikle evinizi satacağınızı öğrendim. Bildiğiniz gibi nüfus cüzdanınız da bendeydi. Nüfus cüzdanımı kaybettiğini söylemiştim. Onu bırakın, şimdi de dinleyin. İlkin size gelmeyi kestim. Sonra da evin satışını izlemeye koyuldum. Anlaşacağınız kimsenin parayı tamamen vereceğini sanmıştım. O zaman ortaya çıkıp yine işlerinize koşup tüm parayı alacaktım. Hırsız. Aptalların karşısındakilere hırsız deniyor demek. Yeter artık, dinleyin beni. Evet, bu kez yanılmıştım. Çünkü hem paranın yarısı verilecek, hem de o peşin alıcı tarafından banka hesabına yatırılacaktı. Neyse, geri kalanı da az değil. Ne yapıyorsunuz? Kime telefon edeceksiniz? Tabii polise. Sözümü bitireyim sonra edin. Çünkü eşler arasında böyle işler olur. Neler saçmalıyorsun sen? Baştan beri bunu anlatmak amacım. Dinlemiyorsunuz ki beni. O parayı nasıl aldığımı sanıyorsunuz ha? Demin de söylediğim gibi nüfus kağıdınızı vermemiştim. Resmi de yoktu. Oraya anlaştığım bir kızın resmini yapıştırıp onunla evlendim.
Tabii bu sizin kaydınıza geçti. Bunu yapamazlar. Yalan söylüyorsun. Bakın, bu nüfus kağıdı sizin değil mi? Bir de evlilik onayını getirin. Tamam mı? Ama ben yenisini çıkarttım. Evli yazmadılar. Hayır, hayır, olamaz bu. Biliyorum, biliyorum. Ondan sonra evlendik. Gidin nüfus kütüğüne görün. Burada paranın verileceği günü öğrendim ve sırasıyla mektup ve para göndererek annemi uzaklaştırmaya çalıştım. Mektubu, parayı İstanbul'da mı postaya verdin? Evet, öyle. Ancak iki günümü aldı bu. Evinizin çevresinde bekleyip postacıya evde yoklar diyerek mektup ve para kağıdını posta kutusuna attırmakla amacıma ulaştım. Kutuyu açıp damgaları okunmayacak duruma getirmek de kolaydı. Çıkın evimden. Gidin buradan. İkinizi de savcılığa vereceğim. Anlamadım. Benden başka kim var? Kim olacak? Adam sanıp paramı sana vereni. Siz adam sandınız da o niye sanmasın ha? Hem işi bana veren de siz değil misiniz? O niye suçlu olsun? Adamcağıza nüfus cüzdanını, banka defterini verip hanım derslerini kaçırmamak için gelemedi. İster bana verin ister bankaya yatırın deyince bana vermekte hiçbir sakınca görmedi. Demek ki annen doğru söylüyormuş. Yalnız ben annen değilim. Polise de gerekirse savcılığa da bildireceğim. Bildir. Elinde bir kanıt olmadığına göre parayı sana vermediğime nasıl inandıracaksın onları ha? Sonra buradan ayrılınca beni kim bulabilir ki? Ne adresim var ne de tanıyanım. Ama annen Konya'ya gitti ya. Daha uzağa gitti. Anlamadım. Geç kalktığınızdan gazeteleri okumadığınız belli. Ben söyleyeyim. İstasyonda ölmüş. Sanırım beni beklemekten. Katil! Git! Git evimden! Yok. Yok, kovamazsınız. Bugüne bugün evliyiz. İstersem giderim. İstemiyorum seni. Seninle evlenmedim ben. Git, git. Gideceğim, gideceğim. Çünkü ben de sizi istemiyorum. İstediğim yalnız paralarınızdı, o da oldu. Ha, son olarak bir de öğüt vereyim size. Aptallık edip kimseye anlatmayın bunları. Sonra ne duruma düşeceğinizi bilirsiniz sanırım. Ha, kaldı ki param oldukça size gelecek de değilim. Şimdi gidiyorum. İzninizle hanımefendi. Mürebbiye aranıyor. Anlaşma için aşağıdaki adrese başvurulması. Tamam. Böyle bir işe girmeliyim. Acaba bu tür bir işe beni alırlar mı? Artık savaşacak gücüm kalmadığı gibi param da, satacak eşyam da bitti. Şu işe bir girebilsem. Ne Tunç bulabilir beni, ne de fakülteyi bırakma nedenimi arkadaşlara anlatma zorunda kalırım. Kim acaba? Numaramı bir Mine'ye verirdim. Oysa kaç aydır kaçağım ondan da. Ya taşınsaydı? Bu işler başıma gelmeden önce. Tunç'u tanıyacak, durumumu öğrenecekti. Gerçi Tunç içeri girmeden istediği parayı alıp gidiyordu. Ama bu kim dese açıklamam gerekecekti. O mu acaba? Bu evi öğrense de telefon olduğunu nereden bilecek? Yine de açmamalıyım. Anlaşılıyor. Hemen ayrılmalıyım bu evden. İş olursa ev sahibine anahtarı yollar, Anadolu'da bir iş bulduğumu yazarım. Sevgili defterim, korkuttun beni. Nasıl da düştün elimden? Yoksa uyudun mu ha? Öyle ya. Düşüşünle çıkardığın sesten korktuğuma göre uyumuşum demek. Hala uyumadın mı yoksa? Biraz uyumuşum abla. Şimdi uyandım. Fakat bu saatte neden geldin? 19 numaradaki hastanın serumunu değiştirmeye gidiyordum. Odanda ışık görünce uğradım. Hadi cici kızım, hemen uyu. Peki ablacığım. Hastanede geçen 5 güzel günümün anılarını da not edip hemen yatayım. Yarın buradan taburcu olacağıma göre bu gece yazmalıyım. Önce yine tarihi belirtmekle başlayayım.
bugün. Neden durdunuz? Daha Tarabya'dayız. Siz. Artık yüzümü sana dönmekte sakınca kalmadı. Beni arkadan tanıdın. Demek yol boyunca önüne bakmasaydın daha önce de tanıyabilecektin. Siz. Evet. Yani benim bu yöne gideceğimi nereden biliyordunuz? Hem bu taksi ne demek oluyor? Bunların önemi yok. Sana salık verdiğim oteli ben bildirmiştim hemşireye. Üzüntünden olacak, gideceğimiz yeri de bana söylemedin. Adresi söylemedin mi? Söylemedim. Söylesen de öyle bir adreste otel yok ki. Bunu hemşireyle tasarlamıştık. Taksiye gelince onu da kiraladım. Yani benim değil bu araç. Fakat ablam sizi tanıdığını söylemedi bana. Yok, söyleyemezdi. Çünkü hastaneden çıkarılacağını dün doktordan öğrenince bu sabah gelip hemşireye kendimi tanıttım. Tabii bana yardımcı olmasını da istedim. Seni çok sevdiğinden bu görevden kaçmadı. Hastanede olduğumu nasıl öğrendiniz? Konuşmalarımızı değerlendirerek. Yoksa o siz miydiniz? Evet. O gün, yani evden ayrılışından sonra uyandığımda annemden durumu öğrenince hemen seni izlemeye başladım. Ne yazık ki önüne geçemediğim o kaza oluştu. Beni çok korkuttun. Tanımak istemeyişiniz neden? İlk düşüncem oydu aslında. Çünkü bizlere açamadığın hayatındaki özelliği kendimi tanıtmadan seni izleyerek öğrenebileceğimi sandım. Oysa gerçek ortaya başka türlü çıktı. İyi ama hep arabada mı konuşacağız? Burayı tanıdın mı? Evet, iki defa gelmiştik. Şimdi de birer çay içeriz. O sırada da suçlarımı bağışlatmaya çalışırım. Hala tek şekerli mi içiyorsun? Evet. Şimdi izin verirsen suçumu açıklayayım. Siz suç işleyemezsiniz ki. Yok. Anlatasınız. Bu kadar iyimser olma. Anlatınca törelere uymadığımı göreceksin ve belki de beni hiç bağışlamayacaksın. Korkutmak istiyorsunuz beni. Yok, korkutucu değil. Dediğim gibi belki bağışlanmamamı gerektiren bir suç bu. Yalnız bu suçtan kazançlı çıktığım kanısındayım. Düşüncelerinizden uzak kalıyorum. Sözlerinizi anlayamıyorum. Doğru. Sırayla hepsini anlatmam gerek. Bilmem evden ayrıldığın, yani kamptan dönüşümüzün ertesi gününü hatırlıyor musun? Çünkü inanıyorum ki çok mutsuzdun. İşte o gün gidişinden 10 dakika sonra uyanmışım. Salonda annemle karşılaştım. Uyandın mı yavrum? Ah, günaydın anne. Sana ne oldu böyle? Hasta mısın yoksa? Öyle de diyebilirsin. Anlayamadım anne, ne demek istiyorsun? Gitti. Kim gitti anne? Yoksa... Evet, kızımmış gibi sevdiğim mutsuz denizim gitti. Demek gitti ya. İçindeki fırtınayı bilmediğimden kalmaya zorlayamadım. Gidiş nedenini söylemedi mi, ya da sen sormadın mı? Sormaz olur muyum? Sesi şimdi bile kulaklarımda çınlıyor. Konuşmalarımızın tek kelimesini unutmuş değilim. Onunla salonda karşılaştım. Giyinmiş iskemlede oturuyordu. Kızım, bu durumun ne? İzin verirseniz ayrılıyorum. Fakat ama yani böyle birdenbire gidişin nereden çıktı? Size söyleyememiştim. Kampta bir yakınımı gördüm. Beni yanına çağırdı. Düşününce oraya gitmem gerektiğini anladım. Neden? Bizim yanlış bir tutumumuz mu oldu? Bunu düşünmenize bile üzülürüm. Burada çok mutlu oldum. Öyleyse? Gitmem gerekli. Burada sizin gelmenizi bekliyordum. İzin verirseniz geç kalmayayım. Bir dakika. Oğlumu uyandırın. Yok, hayır. Hayır, gereği yok. İyiliklerinize teşekkür ettiğimi iletmeniz yeter. Geç kalmamalıyım. Buluşma saati belirtmiştik de. Öyle istiyorsan ne diyebilirim ki? Taksi çağırdın mı? Çağırmadım. Yavaş yavaş inerim. Caddeye inmem bir saat sürer. Yağmur da yağıyor. Yürümem de yağmur da önemli değil. Hem 1,5 yıl yaşadığım bu yerlerin toprağının
Çamlarının kokusunu son bir kez duymak çok mu olur? Böyle bir ayrılığı hiç düşünmemiştik. Beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Gerçekleri unutacak derecede bağlanmıştım sana. Öyleyken gitmeni önleyemem tabii. İzninizle öpebilir miyim sizi? Güle güle yavrum. Söylediğin gibi olmasını istemiyorum. Yani buralara gene gelmelisin. Seni bekleyeceğiz. Sizleri hiç unutmayacağım. Buraları da. Demek ki başka bir şey söylemeden gitti. Evet. Ayrıldığında saat kaçtı anne? Bakmamıştım ama sen kalkmadan biraz önceydi. Sanırım hala ona yetişebilirim. Oh, peki yavrum. Çarşıya girerken yetiştim. Görünmeden taksiden indim. 2 saattir arkasından yürüyorum. Demek ki anneme söylediği buluşma doğru değil. Öyle olsaydı evden çıkmasını çabuklaştırmazdı. Durdu. Şunu çevirdi. Tanıdı mı acaba? Yok yok. Karşıya geçtiğine göre sanırım arkasına araba var mı diye baktı. Beni tanıması da imkansız ya. Şimdiye dek yaz giysileriyle gördü beni hep. Şimdi ise başımda şapka, gözümde gözlük. Bir de yüzümü göstermeyecek kadar yakası kalkık duran bu eski pardüsüyle tanıması imkansız. Bakın, araba nasıl geliyor ona böyle? Yoksa aman! Taksi! Çabuk kapıyı açın da yaralıyı bindirelim. Oldu. Hemen hastaneye. Mutsuz Deniz. Neden ayılmıyorsun acaba? Görünürde yara izi yok. Ama bir şok olabilir bu. Ah, para çantasını düşürdük galiba. Ah, evet oymuş. İçindekiler de dökülmüş. Deniz'i yormadan toparlayabilsem bari. Tamam. Paraları topladım. Evet. Bunlar da bir nüfus cüzdanı, bir not defteri. Ha, bir de mendil. Yalnız onu kucağıma aldığımda biri bana yerde bulduğu bir nüfus cüzdanı vermemiş miydi? Dur, şimdi şu paraları bir yerleştireyim de. Ha, bu da oldu. Yalnız acaba nüfus cüzdanına ve deftere bir baksam mı? Hayır, doğru olmaz. Ama ya defterinde özel notları varsa? Başka türlü nasıl yardımcı olabilirim ona? Bağışla beni Deniz. Senin iyiliğin için bunları yanıma almak zorundayım. Numarayı arıyorsunuz. Durun. Ben. Siz sabahki kaza geçiren kızı getiren bey değil misiniz? Evet. Nasıl acaba? Bugün belli olmaz. Ayılmadı mı? Yo, ayıldı. Fakat acısı olduğundan biraz uyuttuk. Ha. Doktoru şimdilik iyi olduğunu söyledi. Ne zaman uyanır? Yarın sabahtan önce uyanmaması gerekir. Bir dakika da olsa yüzünü göremez miyim? Görebilirsiniz. Yalnız çok durmayın. Çok teşekkür ederim. Hangi odaya yatırmıştık? Heyecandan unuttum da. 3. oda. Sağ ol. Ne de güzel bir yüzün var. Hele dudaklarının acı iz taşıyan şu çocuksu kıvrımlarını nasıl unutabilirim? Seni unutmamı nasıl bekleyebildim ben de? Ah, aman ne iyi. Para çantası etajerin üzerinde. Demek sabah oraya bırakmışım. Kimse görmeden 2. nüfus cüzdanını ve not defterini içine koyayım. Heh, oldu. Şimdi izninle ayrılmalıyım. Ta ki hiç ayrılmayacağımız güne kadar sevgilim. Nasıl? Sabaha oranla daha iyi değil mi? Evet, daha iyi buldum.
Acaba hiç konuşmadı mı? Konuştu. Bekleyen polis memurunun sorularının hepsini yanıtladı. Yalnız olayı pek hatırlamıyor. Dalgınmış. Bildiği tek şey bir otomobilin üzerine doğru geldiği. Evet. Tabii çok da konuşturamadım. Anlıyorum, teşekkür ederim. İzninizle ben gideyim. Yarın akşam gene uğrarım. Güle güle. İşte suçum Deniz. Senin defterine yazdığın notlarını okumak. Tabii birçok yanlışın düzelmesinin de bu suçu işlememe bağlı olduğunu anlamakta gecikmedim. Ve inanıyorum ki sen hayatının bir bölümünü bilmiyorsun. Hadi şimdi önüne değil, bana bakmanı bekliyorum. Önce defterimi okumamanızı isterdim. Madem ki okudunuz, öyleyse geçmişimi ve sonunda evli olduğumu öğrendiniz sanırım. Bunları saklamak için başvurduğum yanlış davranışlarımı unutup yüzünüze nasıl bakabilirim? Yok, böyle düşünme. O davranışlarının gerekliliğine inanıyorum ben. Sonra da öğrendiğim gerçekler senin söylediklerine pek uymuyor. Bana bakmanı istememe gelince bu duygularındaki yerimi görmem için... Söylemeyin bunu. Onları gençlik duygularımın geçici bir belirtisi olarak yorumlayın. Ve olabilirse bana şimdilik bir otel bulun. Ta ki bir iş sağlayana kadar orada kalabileyim. Dinle beni. Hemşireyle anlaşıp verdiğim otel adresi seni bu yöne getirebilmek içindi. Çünkü anneme yalan söyleme zorunda kaldığını daha o gün anlamıştım. Ve bu da gidecek yer bulma isteğini doğuracaktı sende. Şimdi de iyilik yap. Öyle bir yer bul bana. Buldum bile. Buldunuz mu? Evet, buldum. Yalnız bir takım sorularımı yanıtlamam ve anlatacaklarımı da dinlemen gerek. Sonra da bulduğum yere götüreceğim seni. Çok teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum. Hayatımın bilmediğim bölümleri olduğunu söylediniz. Evet öyle. Onları da anlatacağım sana. Teşekkür ederim. Önce sana çarpan arabanın şoförünü gördün veya tanıdın mı? Hayır. Şoför defterinde not ettiğin Tunç'tu. Nasıl? Tunç mu? Korkunç. Evet. Sana yönelmesinin nedeni de iyi amaçlı olmasa gerek. Oysa sen duygularını her şeye karşın kirletmeyip... Ah ne korkunç diyerek acını belirtiyorsun. Ne olursa olsun, bir canlıydı o da. Gerçeği çok güzel dile getirdin ona canlı demekle. Çünkü insan denemezdi böylelerine. Neyse, gücün varsa anlatmamı sürdürebilir miyim? İyi olur, dinliyorum. Not defterini okuyup Tunç'un yaptıklarını öğrendikten sonra baktığım nüfus cüzdanları kuşkuya düşürdü beni. Kaza geçirince arabaya bindirmek üzere seni kucağıma aldığımda birisi bulduğu bir nüfus cüzdanını bana verdi. Ben de düşünmeden cebime koydum. Sonra arabanın içinde çantan düştü ve içinden ikinci bir nüfus cüzdanı, para ve defter döküldü. Bildiğin gibi defterle bu ikinci nüfus cüzdanını da yanıma almıştım. İkisi de benim miymiş? İkisi de seninmiş. Ama nasıl olur, eskisi bende değildi ki. Doğru. Tunç'un cebinden düşmüş olacak. Çünkü kapısı açılmış ve senin yanına uzanmıştı. İçindeki resme rağmen nüfus cüzdanını açıp okumaları sana yakıştırmalarına yetmişti sanırım. Bağışlayın. Düşüncelerim o derece zayıfladı ki. Bu doğal bir sonuç. Zamanla giderirsin. O gücü de yitirdiğimi biliyorum. Yine de teşekkür ederim. O gücü benim ve annemin vereceğine kesinlikle inanıyorum. Anlayamadım. Doğru, baştan söylemeliydim. Anlayamıyorum, neyi söylemeliydiniz? Götüreceğimi söylediğim yer senin sevdiğin Çamlık'taki evimiz. Hayır. Olamaz. Yani bugün olamaz. İş bulduktan sonra annenizi görmeye gelmekte sakınca kalmadı artık. Demek ki bize gelmen için bu sözler yeterli değil. Öyleyse son sözcüklerimi kullanayım. Ortam yeterli olmasına rağmen deyimin pek romantik olmayacak ama görüyorum ki zaman da yaklaşıyor. Evet Deniz, önceki isteğimi tekrarlıyorum. Eşim olur musun? Ne diyorsunuz? Eşim olmanı istiyorum. Neden susuyorsun Deniz? İsteğimi cevaplamak için mi dudaklarını sürüyorsun yoksa cevaplamamak için mi? Bunu düşünemedim. Gözlerinin yaşarmasına neden oldu bencilliğin. Hayır, ortada bir bencillik yok. Üzüntüm düşüncelerinizden değil. Size yine olumlu yanıt vermemin doğru olamayacağı kanısında bulunmamda. Anlıyorum, bağışla beni. Sözlerinin ve notlarının verdiği güvenle teklifimi tekrarladım.
Demek ki daha bilmediklerim de varmış. Yanılıyorsunuz. Bilmediğiniz yok artık. Öyleyse neden? Neden? Nedeni az çok sizin de düşünmeniz gerekli. Artık ne düşüneceğimi bilemiyorum. Açıklamanı da istemekten korkuyorum. Yok, isterseniz açıklamamda sakınca yok. Bu benim için önemli bir konu. İstiyorum. Açıkla da bitsin her şey. Bilmem ki. Nasıl anlatayım? Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. O erdemli kadına, beni kızı gibi seven annenize, ben şöyle bir insanın eşiydim, ben değerli gördüğünüz o kız değilim diyebilir miyim? Ve siz bunu benden nasıl bekleyebiliyorsunuz? Anlıyorum. Bağışlanacak insan olmadığımı da biliyorum. Buna rağmen bir sorum olacak. Nüfus kaydına bakmadın değil mi? Bakmadım. Neden? O sıralarda panik içinde olduğumdan. Buna gerçekle karşılaşma korkusu da diyebilirsiniz. Bense mutluluk sarhoşluğuyla ilk söylemem gereken gerçeği sona bırakmakla bencilliğimi sürdürüyor. Bilmediğim başka gerçekler de mi var hayatımda? Evet. Gerçek, Tunç'un evli olmadığı ve senin hiç evlenmemiş olman. Ne? Ne diyorsunuz? Evet, ilk söyleyeceğim bu olmalıydı. Fakat bu nasıl olur? Tunç'un yalan söylemesiyle. Ama ben nüfus cüzdanımı gördüm. Tunç'tan düşen nüfus cüzdanına bakınca evliliğinize ben de inandım. Yalnız ölenin Tunç olması kuşkusuyla emniyete gittim. Kuşkumda yanılmamıştım. Bu arada evliliğin yazılı olmadığını gördüm. Not aldığım kimliğinle nüfus müdürlüğüne gittim. Evlilik diye bir şey yoktu. Evli olmadığını anlayınca yeniden evli yazılı nüfus cüzdanına baktım. Mührün uydurma olduğunu anlamakta gecikmedim. Demek ki ilk bakışımda senin gibi ben de önem vermemiştim. Demek bağım yok artık. Hayır sevgilim. Yeni bir engel çıkarmazsan bağsız sayılırsın. Sayılır mıyım? Evet, uzat eli. Fakat bu bir yüzük. Evet, nişan yüzüğümüz. Aynı zamanda bağımsız sayılamayacağının da kanıtı. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Şimdi saatlerdir seni beklediğine inandığım insanın yanına koşalım mı, ne dersin? Annemize mi? Annemize. Defterdeki Sır adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Adnan Turhal, yöneten Tomris Oğuzalp, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: sesler Bilge Zobu, Uğurtan Atakan, hemşire Semra Savaş, Deniz Sermin Hürmeriç, Semra Ani İpekkaya, Ersin Erhan Yazıcıoğlu, Dadı Birbahar Kerigan, Mine Neslihan Gürgün, Tunç Adnan Biricik. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.